Marmara Komutanım, belediye başkanlarım ve başkan yardımcılarım, il ve ilçe siyasi parti yöneticilerim, il ve ilçe kadın kollarım, sivil toplum örgütlerinin kıymetli temsilcileri, değerli Yaylagöl'ü halkı, değerli basın mensupları, sevgili konuklar. Sözlerime başlamadan önce sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bugün burada olmamızın sebebi Yaylagöl'ü Güzelleştirme ve Yardımlaşma Derneği, Önder Çiftçi Kadın Kolları Dayanışma Derneği ile el ele vererek gerçekleştirilen Önder Çiftçi Kadın Kolları Sanat Atölyesi, Misafir Kabul Odası, Mutfak ve Yaylagöl'ü Sağlıklı Yaşam Köyü açılışlarını gerçekleştirmek üzere toplanmış bulunuyoruz. Köyümüz adına hayırlara vesile olmasını diliyorum. Kadın toplumun yarısı demektir. Kadın demek, emek demektir. Her yeni güne sizin emeklerinizle başlarız. Sıcak bir çayın deminde, temiz bir kıyafetin sıcaklığında, yemeğin tadında, tuzunda, güler yüzünün ışıltısında ve saymakla tükenmeyen daha birçok konuda emeklerini hissederek başlarız güne. Sizler yaşamamızın vazgeçilmez unsurlarısınız. Evimizde, aşımızda, işimizde görüp görebileceğimiz her yerde emeği olan kadınlarımız. Şimdi kadınların sosyal, ekonomik, kültürel başarılarını kutlayan ve bizi kadın olduğumuz için her alanda gururlandıran Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk huzurunda sizleri saygı duruşu ve İstiklal Marşı'na davet ediyorum.
diyoruz. Üreten kadın güçlüdür. Kadın ürettikçe güçlenecek. Günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yapmak üzere Yaylıgöl'e mahalle muhtarı Sayın Akgül Öztürk'ü konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Değerli misafirler, sevgili Yaylıgönüllüler. Öncelikle hepinizi sevgi ve saygı ile selamlıyorum. Sağlıklı Yaşam Köyü'ne hoş geldiniz. Bizler arkadaşlarımızla muhtar seçildiğimiz 2014 yılında derneğimizi kurarken hayallerimiz vardı. Köyümüze nereden, nasıl hem doğal olacak, doğallığını bozmadan ve hem de bir değer katabilmeyi düşündük. Bunun için de birlik beraberliği, dayanışmayı, güçlendirmeyi, bencilliği, çıkarcılığı ve bana neciliği, olumsuz düşünmeyi bir kenara attık. Törpüledik, buna prim vermedik. Biraz yol aldıysak ne mutlu bize. Ama artık bizler buraya kadar, bundan sonra bu derneği yeni ve genç nesiller elinde güçlenerek yoluna devam edecektir. Bunda köyümüzün kadınlarının, kızlarının payı çok büyüktür. Ayrıca bu süreçte bizle omuz omuza çalışan ve her zaman yanımızda olan Önder Çiftçi Kadın Kollarına, özellikle de Bahar Hanım'a desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Birlikte olmaktan, çalışmaktan onur duyduk. Ayrıca bizlerden desteğini esirgemeyen Malkara Belediye'mize, Tekirdağ Büyükşehir Belediye'mize ve başkanlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca Marmara Yerlisi Belediye Başkanıma da buraya gelip bizlere destek verdiği için ve köyümüze katkı sunduğu için çok çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsun, var olsun. Burada konuşmamı bitirirken bizleri yalnız bırakmayan tüm başkanlarıma, dostlarımıza, arkadaşlarımıza saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyoruz. Yaylıgöl'ü Güzelleştirme ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Sayın Yüksel Bora Hanımefendi konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Kadir Aybayrak, kıymetli eşi Gülsen Aybayrak, hoş geldiniz. Tekirdağ İl Kültür Müdürüm, hoş geldiniz. Marmara İlçesi Belediye Başkanım, hoş geldiniz. Malkara Belediyesi Başkan Vekilim, hoş geldiniz. Marmara İlçesi Başkan Yardımcım, hoş geldiniz. Malkara Belediyesi Başkan Yardımcım, hoş geldiniz. Üreten Kadınlar Kooperatif Başkanım, hoş geldiniz. Muhtarlar Derneği Başkanım, hoş geldiniz. Gönül dostları, hoş geldiniz. Adını sayamadığım, göremediğim ama benim yanımda olduğunu bildiğim, şuramda olan bütün herkese hoş geldiniz diyorum ve çok duygulandım. Evet, burada kürsüde çok defa konuştum ama sunucu olarak konuştum.
başkan olarak konuşmanın farklı kelimeler sığdıramıyorum şu an. Emeğin, sevginin, saygının ve yaptığın her şeyin ve ailemin beni burada izlemesi beni o kadar çok onurlandırıyor ve gururlandırıyor ki. İyi ki varsınız, iyi ki benimlesiniz. İyi ki benimle birlikte yüreğimiz çarptı. Ne? 2015 yılında kurulan derneğimizin bu gelişiminde katkısı olan geçmiş dönem başkan ve başkan yardımcısı yönetim kurulu üyelerime sonsuz teşekkürler ediyorum. Evet, bizim için son 15 gün çalışmaları sormaya kalksanız ben bunu kelimeler sığdıramam. Yaşamamız, görmemiz gerekiyordu. Yaşadık ve gördük. İnşallah yaşadığımızı, gördüğümüzü sizlere de göstermiş olalım. Sizler de buradan mutlu olarak ayrılmış olun. İyi ki bir sağlıklı yaşam köyü, sağlıklı yaşam köyünün içerisinde sevgi dolu insanlar, sevgi dolu kadınlar var diyerekten akıllarınızda kalalım. İmecem'in, sevginin, kardeşliğin, özverinin, güzelliğin burada bir kez daha yaşıyorum. İyi ki yolum sizlerle kesişmiş, iyi ki sizleri tanımışım. Evet, evren hepimizin nefes alabiliyorsak, el ele tutuşup, halay çekebiliyorsak, sarılıp acılarımızı paylaşabiliyorsak, insanız demektir. İyi ki varsınız, teşekkür ediyorum. Şunu unuttum, aklınıza sığınıyorum, çok heyecanlıyım, elim ayağıma titriyor. Başta Büyükşehir Belediye Başkanım Sayın Kadir Albayrak'a, Malkara Belediye Başkanı Sayın Ulaş Yurdakul'a, Marmara Ereğli'se Belediye Başkanım Sayın Hikmet Atay'a, Malkara Belediye Başkan Yardımcım Nuran Başkürttük'e, Marmara Ereğli'se Başkan Yardımcım Sinem Özüpek'e ve şu an belki adını hafızamda gerçekleştiremiyorum ama beni mazur görsünler. Sonsuz teşekkürler ederim. Bir çivi çaktığınız için, bir çiviye beraber çaktığımız için. İyi ki varsınız. Tekrardan iyi eğlenceler diliyorum. Kusura bakmayın, heyecanıma da yenik düşüyorum. Çok özür diliyorum. Çok özür diliyorum. Bak, heyecanımı yan tarafımdaki arkadaşımla paylaşmayı unuttum esas. Emekçilerimi paylaşmayı unuttum. Bak, özür diliyorum dedim. Önder Kadın Çiftçi Kadın Kolları Dayanışma Derneği Başkanı Sayın Bahar Yarapsanlı yönetimi ve üyeleri. Ama ben kendi kadınlarımı unutmayacağım. Yeşim Aydın. Ayşe Hüsam. Neriman Piroğlu, Gülten Kocar ve Verdim Bey Ses. Bunları bir alkışlayabilir miyiz canlı gönülden? Ben onları ellerim patlayana kadar alkışlamak istiyorum. Burada ben sizlerle rahat konuşabiliyorsam, sizlerin karşısında bu kadar güzel eserleri yapabiliyorsam, bu beş kadınımın sayesinde. İyi ki varsınız arkadaşlar. Hakkınızı helal edin. Yüksel Bora hanımefendiye teşekkür ediyoruz. Önder Çiftçi Kadın Kolları Kolları Yardımlaşma Derneği Başkanı Sayın Bahar Yarapsanlı hanımefendiye konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Teşekkür ederim. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızın değerli eşi Sayın Gülseren Albayrak hanımefendi, Özel Kalem Müdürümüz Sayın Feride Hanım, değerli belediye başkan ve başkan yardımcılarımız,
değerli Tekirdağ Turizm ve İl Kültür Turizm Müdürümüz Sayın Ahmet Bey, değerli il ve ilçe siyasi partilerimizin il ve ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşlarımızın değerli başkanları ve yönetim kurulu üyeleri, değerli üyelerimiz ve yönetim kurulu üyelerimiz, muhterem misafirlerimiz, bu özel günümüze teşrifinizden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Önder Çiftçi Kadın Kolları olarak kadınlarımızı aydınlatacak, çocuklarımızın eğitimlerine destek olacak her konuda yanlarındayız. Bu hedefle yola çıkarak her iki derneğin üyeleri olarak bizler ellerimizi kenetleyerek yayla gene sağlıklı yaşam köyümüzün basamaklarını adım adım oluşturmaya başladık. Öncelikle bizlere böyle bir fırsatı tanıdığı için yayla göne mahalle halkına çok teşekkür ederiz. Yönetim kurulu üyelerimiz, dernek üyelerimiz ve bu mahallede yaşayan üyelerimizin büyük desteğiyle 2019 yılında çalışmalarımıza başladık. İlk olarak eğitim ve sanat atölyesi, ikinci sırada mutfağımızı, üçüncü olarak köy tanıtım ve misafir kabul odamızı mahallemize kazandırmanın mutluluğunu ve onurunu yaşıyoruz. Bunların hepsini ellerimizi kenetleyerek yaptık, severek yaptık ve her iki dernek üyeleri olarak buraya hizmet etmenin onurunu yaşıyoruz. Biz her zaman burada ve bir arada olup burada yaşayan üyelerimizle birlikte kadınlarımızı, çocuklarımızı geleceğe hep birlikte hazırlayacağız. Kütüphanemizi genişleterek, gelir getirici kurslar düzenleyerek, kadınlarımızın burada ürettiklerini satarak, aile bütçelerine katkıda bulunmalarına destek olunacaktır. Bu uzun süreçte bizlere destek olan Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Kadir Albayrak, Sayın Mahalle Muhtarımız Sayın Akil Öztürk'e, Marmara İlçesi Belediye Başkanımız ve Yardımcısı Sinem Hanım'a, emeği geçen herkese, Yaylagene Güzelleşme ve Yardımlaşma Derneği bir önceki dernek başkanımız Sayın Nail Veyses'e ve kıymetli eşi Berin Veyses Hanımefendi'ye, Yaylagene Güzelleşme ve Derneği Başkanı Sayın Yüksel Bora ve yönetim kurulu üyeleri Sayın Yeşim Aydın'a, Sayın Neriman Piroğlu'na, Sayın Gülten Kocaoğlu'na, Sayın Ayşe Üzam'a ve tüm dostlarımıza sonsuz şükran ve teşekkürlerimi affınıza sığınıyorum. Her şeyden önce bizlere hiçbir zaman of demeden, üf demeden, her zaman arkamızda desteklerini esirgemeyen hepimizin değerli ailelerine şükran ve minnetlerimi sunuyorum. Herkese sağlıklı, sıhhatli, güzel yarınlar temenni ediyorum. Köyümüze ve mahallemize hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Bahar Yarapsanlı hanımefendiye teşekkür ediyorum. İnandığınız şeyi yapmanız için süper güçlere sahip olmanız gerekmiyor. Sanat atölyesi ve misafir kabul odasının açılış kurdelesinin kesilmesi için sevgili misafirlerimizi kürsüye davet ediyorum. Makas var mı makas? Gençler gelir misiniz?
Geç ablacığım. Geç şöyle ileriye ileriye doğru gençler uzatın. Gençler çocuklarımız gelecek de onları bekliyorlar. Gelin bakayım buraya. Hadi bakalım. Kurdeliye tam geri geri. Ha. Tamam. Çocuklar gelin buraya. Gel yavrum gel. Nesin abi kadrosu çok şey ya. Ha. Sen de ucundan mı? Hanımefendi ortaya alalım. Hanımefendi sizi ortaya alalım. Böyle. Tam ortaya. Buyurun. Tam ortaya sizi alalım. Evet. Evladım bir tane bana alalım. Başkan nerede? Muhtar nerede? Evet Ersin Bey. Ersin Bey araya gir. Sinem çıkar. Evet. Yukarı gelir misin şuraya? Gel yanına. Uzat şuraya. Evet. Tamam. Kesmiyor galiba. Ersin kesti mi? Thank you.